terbiye ve bakımını üstlenen ihtiyaçlarını da giderir. Hocam ne güzel bir ifade. Eyvallah. Bu ayet ne güzel değil mi? Evet, aynen. Şuara suresinin 26. surenin 77. ve 80. ayetleri arası bu hakikati veriyor. Yani terbiye ve bakımını üstlenen ihtiyaçlarını da giderir. Öyle değil mi? Eğer terbiyesini üstleniyor ama ihtiyaçlarını gidermiyorsanız, o terbiye ile gereken olan ihtiyaçlarını karşılamıyorsanız, o zaman terbiyeniz de başka bir şeye muhtaç demektir. Yani. Rabbul Alemin başka bir şeye ihtiyaç duymayandır. Bu anlamda, eğer terbiye ediyorsa, terbiye ettiğinin ihtiyaçlarını da gideriyor. Yani terbiye için ihtiyaç duyduğu şeyler. Mesela bir numarada ne geliyor? Akıl geliyor. Yani Allah insanı terbiye edilebilir tabiatta yarattı. O halde terbiyesi için akıl gerekli, akıl. Peki güneşe Rabbul Alemin'in tecellisi nasıl oluyor? Güneşi de terbiye edecek. Güneşin aklı yok, doğru. Peki güneşi nasıl terbiye ediyor? Güneşe bir yaratılış istikameti, yaratılış amacı koyarak. Yani sünnetullah. Allah'ın yasaları var. O yasalara tabi. O yasalar çerçevesinde terbiye ediyor onda. Eyvallah. Dolayısıyla peki arıyı nasıl terbiye ediyor? Arının aklı yok. Aklı olsaydı insan derdik, mükellef olurdu. Sorumlu olurdu. Yani kendi varoluşu üzerine sorular sorardı. Arı bal yapar ama balı tarif edemez. Çünkü aklı yok. Arı bal yapar ama balın nasıl yapılacağını bir tarafa yazamaz. Bir tarafa kaydedemez. Efendim, arı balı yapar ama balın tahlilini yapamaz. Evet. Anlatabiliyor muyum ya bize? Şu balını bir tahlil et bakayım ya. Senin ne var içinde? Ne var içinde? Ya. Aynen öyle. Hangi vitaminler, enzimler, çiçekler, efendim mineraller, şunlar bunlar var. Çok zor bir soru hocam. Zor bir soru. Aynen. Arı için bu imkansız. Ama bizim için de bal yapmak imkansız. Yani biz de bal yapamıyoruz. Aynen öyle. Yani yapıyorlar sahtekarlar, sahte bal yapıyorlar ama sahte bal diyoruz zaten adına. Bal diyemiyoruz yani. Ama dediğim gibi, peki arıyı nasıl terbiye eder Rabbimiz? Arıya içgüdü koyarak. Yani onun da işte yaratılış amacını kendisine yükleyerek vahyeder. Aynen. Allah arıya vahyeder. Arıya vahyetmesi yaratılış anlamına ve amacına uygun bir güdü koyması. Efendim. O güdü çerçevesinde işini görüyor. Arı biz insanlar yesin de faydalansınlar diye falan bal yapmaz. Böyle bir şey bilmez. Farkında bile değil. Efendim. Arı sadece ve sadece kendi doğal güdüleri istikametinde bal yapar. Biz onun balını çalarız. Alırız. Aslında alırız. Efendim. Polenini alırız. Aynen, aynen. Yani kendine fazladan fazlaya yapar. Biz onu fazla çalıştırırız aslında. Onun gıda olarak, kayıt olarak, tayin olarak bir tarafa efendim yaptığı stoğu biz alırız. Ve onu daha fazla çalıştırırız. Dolayısıyla gül koklayalım diye açmaz. Bizim koklamamızla alakası yoktur, ilgilenmez bile. Ağaç biz yiyelim diye falan meyve vermez. Biz hiç yemesek de öyledir. Aslında ağacın verdiği meyve kendi geleceğini, kendi neslini sürdürmektir. İçerisinde tohumu aynen, var onun. Evet, içine tohumu koymuştur onun içine. Dışına da tatlı bir efendim paket geçirmiştir. O paketi geçirmiştir. Genellikle bazıları o paketi kuşlara ikram olarak sunarlar. O da yine efendim varlıklarını devam ettirmek için tohum içinde yesin. İçinde gitsin işte o kuşun gittiği yere ve orada ağaca dönüşsün. Kendisinden bir tane daha olsun. Neslini soyunu sürdürsün diyedir. Dolayısıyla gül de ilgilenmez. Gül kokar, açar, rengarenk vesaire vesaire ama içinde efendim tohumlarını taşır. O gülün içinde
Aslında tohumları vardır. Tohumları var. Evet. Oraya çeker çiçekleri, böcekleri. Arılar gelsin. Aynen öyle. Aynen. Güzel kokular. Arıları, sinekleri, ya, kelebekleri. Renkleri o kadar. Aynen. Oraya çeker ki aslında yine neslini sürdürmek için. Tozlanmak için, döllenmek için vesaire. Ama hocam insanlar evet. da onu kokluyor. Doğrudur. Meyveyi de yiyor. Meyveyi de yiyor. Yani insanoğlunun zaten bağ kurma yeteneği onun için insan yapan şeydir. Yani insanoğlu oradan bir şey çıkarıyor. Yani bundan nasıl yararlanırım, nasıl faydalanırım? Ve efendim işte oradan kendi yararına bir şey çıkarıyor. Evet. Bu anlamda insanoğluna verilen akıl Allah'ın terbiye ve bakımını üstlendiğinin ihtiyacını da görmesi. İşte Şuara suresinin 77-80 ayetlerindeki o ihtiyacını görmesine tekabül ediyor. Evet. Dolayısıyla işte iradeyi de bunun üstüne koyabiliriz, vicdanı da bunun üstüne koyabiliriz.